çok importante. Resultante importante. içinden hepinize iyi akşamlar. Resultante importante importante'de Sinan Yılmaz'la karşınızdayız. Az önce bir tane karşılaşmada Fenerbahçe Yeni Malatyaspor deplasmanından bir birlik sonuçla döndü. bir puana razı olmak zorunda kaldı. Sarı lacivertliler ve 62 maç 32 maç sonunda puanını 62'ye çıkardı. Maç fazlasıyla Beşiktaş'ı 4 puan geriden takibini sürdürdü. Geçen hafta oynanan maçlarda, en son oynanan maçlarda küçük bir avantaj elde etmişti. Fenerbahçe hem Beşiktaş'ın hem Galatasaray'ın puan kaybetmesi sonucu. Bu avantajı da şimdilik iade etmiş gibi duruyor. Bu arada istatistiksel açıdan enteresan şeyler yaşandı maçta. Bunlardan bir tanesi şuydu. Yeni Malatyaspor e, herhalde çoğunuz biliyordur 11 maçları kazanamıyor. E, 12 maçtır son 12 maçta e, rakiplerine sadece 2 kere ilk yarıda daha fazla şut atan takım olmuş. E, o 12 maçın 10'unda ilk yarılarda Yeni Malatyaspor rakipler her zaman e, daha fazla şut atan takımlar olmuşlar. E, bugün Fenerbahçe karşısında Yeni Malatyaspor bunu yapmayı başardı. Devreyi 4'e 3 şut üstünlüğüyle bitirdi. Gol beklentisi de şimdi taktik ekranına yazdık tam hatırlamıyorum ama 1.2'ye 0.6 falan gibi bir şeydi. Yani Fenerbahçe'nin iki katı gol beklentisi de tutturmayı başarmışlardı bu kadar az şut çekmelerine rağmen. Ee, böyle bir durum da var. Açıkçası e, ciddi bir başarısızlığa işaret ediyor bu. Fenerbahçe'nin gene e, akan oyundan şut üretmekte çok zorlandığını gördük. Serdar Aziz ve Zalai... E, dikine pas yapmakta zorlandılar. Zavallı'nın sık sık inisiyatif kullanması gerekti. İleride pas atacak opsiyonlar olmadığı için bunlardan bir iki tanesi ters tepmeye çok yaklaştı. E, ve netice itibariyle e, her ne kadar Valencia'nın kendi aldığı frikiyi gole çevirmesi e, Fenerbahçe'yi öne geçirse de... E, ...skoru tutmakta e, başarılı olamadılar. Golü yediler. ikinci devrede de maçı çevirmek için hamleler yaptılar aslında. 45. dakikada iki tane değişiklik gelmesi ve bu değişikliklerin Perkas ve Ferdi olması bana kalırsa çok doğruydu. Oyuna da hemen tesir etti zaten. Fenerbahçe ikinci yarıda geliştirdiği Sosa ve Mert Hakan'ın girmesine kadar geliştirdiği bütün etkili atakları sağ kanattan geliştirdi. Ama gene de ceza sahasında girmekte zorlanmaya devam ettiler. E, sen neler söylemek istiyorsun Sinan? Sence Fenerbahçe bugün neyden mustarip oldu? Öncelikle Furkan Karaca hoş geldin. Ee, geçen maçta olduğu gibi Emre Belezoğlu ile ikinci maç ilk yarılarda çok daha kötü bir Fenerbahçe ikinci yarılarda daha iyi Denizli Spor'a da sadece bir şut attırmışlardı bir isabetsiz şut ki yani 62-63'ten sonra skor korumaya çalışan bir takım olarak iyi bir görüntüydü bu maçta da belki Erol Bulut'a göre bir iyiliği varsa çok küçük yani neredeyse hiç fark yok Emre Özcan da öyle bir tweet atmış mesela yani hiç habersiz o, o izletseniz şu takımı insanlara takımla ilgili hiçbir haberleri olmasa teknik direktör değiştirdiklerine inanamazsınız diye tweet atmış. Hakikaten de öyle. Çok çok küçük bir değişiklik olarak şeyi söyleyebiliriz. E, son 20 dakika baskı yapabildi. Bu baskıyı da yapamıyordu Fenerbahçe. E, ligin ilk, ilk yarısındaki ilk 8-10 hafta yapabiliyordu. Hatta böyle bir Antalya maçları falan var aklımda. E, baskıyla çevrilen ama çok uzun zamandır baskı yapamıyordu. Bir, belki bir on, son 15-20 dakika olabilir. 2. yarılarda biraz daha iyi olduğu söylenebilir Fenerbahçe'nin ama ilk yarıda senin de dediğin gibi Yeni Malatyaspor planlarını çok daha iyi uyguladı. Fenerbahçe'nin Valencia'nın sırtı dönük alıp da iş yaptığı hareketler ki ortada da Volos'un gereksiz faali falan var zaten. İşte Akko'nun boş bıraktığı alanlar vesaire oluyor. Hani e, rakibin hatalarından bir iki tane şeyi oldu ihtimali oldu ama ilk devrede özellikle yeni Malatya'nın çok daha iyi olduğunu söylemek lazım. Hani Emre Berezoğlu neyi değiştirdi Fenerbahçe'de sorusunun belki bir diğer cevabı da dizilişi değiştirdi. Yani Fenerbahçe evet. tek on numaralı, çift altılı bir sistemle oynuyordu. 4-2-3-1'e daha yakın bir şekilde diziliyordu. Bugün Gustavo'nun önünde iki tane iç kullandığını söyleyebiliriz ki senin bununla ilgili tespitlerin var. Onları da geliriz hı hı. zaten ki Ozan işte solda kullanılıyor. İlk devre İrfan İkinci devrede de perkas sahiçi olarak kullanıldı. Ee, bu da net değişiklikle. Yani bence en net değişiklik bu. Onun dışında gerçekten Emir Özcan'ın yaptığı yoruma katılmamak mümkün değil. Ee, Fenerbahçe hala korner dönüşlerinden gol yiyor. Fenerbahçe hala kaptığı toplarla hızlı çıkmak ya da duran toplar dışında bir tehlike yaratamıyor. Mesela bunun bir göstergesi de şu. Ee, yayıncı kuruluşta 23 dediler Sinan duran top golüne ama ben şeyden baktım. Huskord'dan baktım herhalde aslında ikisinin de kaynağı opta. Ama anlamadım. Sen biliyorsan söyle sebebini ama scoreda göre 15 15 tane duran top golü var. Set piece yazmışlar. Set piece işte hmm. free ve cornerler 15. WhoScored'ın algoritması biraz farklı. 56 işte orayı baz alalım diye. Çünkü yayıncı kuruluş Beşiktaş'ınkini söylemedi. Beşiktaş'la kıyaslayacağım diye aynı yerden bakayım dedim. Hmm. Fenerbahçe'nin 56 golü var işte. Bugün 56. attı Fenerbahçe. 15 tanesi huskorda göre kornerlerden ve e, şeylerden, frikiklerden. Beşiktaş'ın 66 golü var. Bunlardan sadece 10 tanesi frikiklerden ve kornerlerden. Yani oranladığın zaman Fenerbahçe'nin e, duran top e, golleri %26'sını oluşturuyor toplam gol havuzunun, Beşiktaş'ın %14. Neredeyse Galatasaray'ın daha da az. Neredeyse değil, iki kat fark var. Yani iki takımın duran top ihtiyacı ya da bugüne kadar gelmesinde duran topların katkısında Fenerbahçe %100 daha fazla duran top bağımlılığı yaşamış diyebiliriz. Galatasaray'a da bakayım hemen madem sordun. Galatasaray'ın toplam gol sayısı 61. Huskord'a göre set piece'ten attığı gol sayısı 6. Galatasaray'ınki %10 düzeyinde. Çok az. Galatasaray'da da biraz şey var yani bir eksiklik var. Bir şampiyonluk adayının duran toptan şu ana kadar bir 10 gol bulması gerekiyordu ya. Yani Beşiktaş biraz daha ideal bir noktada gibi gözüküyor. Şimdi e, teknik taktik de şeyine de geçelim. Taktik tahtamıza. E, epey de not var. Gerçekten. Neyle başlayalım sence? E, notları da sen yazdın. Belki aklında bir şey vardır. <laughs> Şunla başlayalım gibilerinden. En anlamadığım dikkatimi çeken hadiselerden bir tanesi. Bence o Caner'in önüne Ozan kayıyordu. Ozan'ın yine oraya Valencia kayıyordu. Samat da kayıyordu. Orada bir Fenerbahçe'yle oyuncular bir kümeleniyordu. Gol Golde geldi işte. İlk 20 dakika orada bayağı bir etkileniyorlar. Etkili işler yaptılar. O beyazla boyamaya çalıştığım yerde. Sonra niye Soruyu gayet iyi kullanırken bıraktılar o işi. Çünkü orada mesela baya sorun yaşıyordum. Malan zaten çok yumuşak bir oyuncu. İskoç savunması çok az. E, Şebak çok geride nedense bekledi. E, Wallace da zaten böyle garip garip faaliler yapıyor. Onda yazdım iki tane faaliye özellikle 16 ve 43'te çok dikkatimi çekti. Hani orada bir maden vardı. Orayı ilk 20 dakikada gayet iyi kullandılar. Sonra bıraktılar. Ozan'ın sol iç pozisyonunda çok şey yaptığını düşünüyorum. E, yadırgadığını. İkinci yarıda da onunla ilgili notlarım var. ikinci yarıda da değinebiliriz ona. Ama İrfancan'ın sağ içte daha da yadırgadığını düşünüyorum. Ozan'a göre. E, hatta böyle Osay Samuel'in arkasına kadar çizgiye gelip e, oralarda gereksiz top aldı. Orada top alıp ne yapacaksın ki? Yani top alınacak yer değil orada. Aqua'nın arkasında büyük bir boşluk var. Aqua için hep diyorum ya ben arkasına bakmadan futbol oynayan bir adam. At gözlüğü takmışlar Aqua'a. Etrafında ne olup bittiğinden hiçbir şey yok haberdar evet, gerçekten değil. Gerçekten öyle. Hak hatta bir top İrfan geldi arkasından topu aldı böyle pozisyon falan yarattı kötü kullandılar. Ama yani Aquan ikinci yarıda da bol bol savunma ikinci yarıda daha da arttı bu savunma zaafları. Ee, 31. dakikada diye not almışım ee, Aquan İrfana kaptırdı top. Orada Aquan'ın bıraktığı boşluklarda dikine deparlarla senin direkt kaleye uzaman lazım. Aslında Ozan onu çok daha iyi yapar İrfan iki şey arasında, taç çizgisi arasında gezen ve oyun kurması gereken ki hiç oyun kuramadı. Ozan da direkt dikine koşu atan oyuncu. Akuan'ın arkasında Ozan olsa onu daha iyi kullanırdı o geniş boşlukları. Orada İrfan onları hiç kullanamadı. Şeyi gördün değil mi? Twitter'da bizle paylaşılan İrfan Can videosunu biri televizyonundan evet. olacak iş değil. Olacak iş değil ama ben işte e, sen de şahitsin. Bu ekranlarda ve podcastimizde vakti zamanında Bağıra bağıra bunu anlatmaya çalıştım işte. Böyle bir futbol oynama modeli yok diye anlatamadım. Keşke şimdi, raporunu çekseymişsin ya. Şimdi daha iyi şey anlamışlardır olurdu. diye düşünüyorum evet. Belge olurdu elinde gösterin. Ee, var YouTube kayıtlarımız sabittir yani. <laughs> ee, ama gerçekten böyle bir futbol oynama modeli yok ayıptır yani. Ya Fenerbahçe'de oynuyorsun. Ki işler iyi gitmiyor falan. E, Biz, yani bence... Senin için pelkas kesilmiş falan anlatabiliyor muyum? Ne yapıyorsun yani? Ya bence Mert Hakan'daki yaptıkları da hani Mert Hakan'ın 15 dakikada yaptıklarını 90 dakika boyunca yapamadı diğerleri. Yani bir tane çok iyi bir koşu attı. Sosa'nın müthiş pasında ceza sahası içinde zor bir toptu, çevirdi. Valencia'nın vuruşu üst direkten döndü ya, ikinci yarıda. Yine arka direğe çok iyi bir top attı ki o toplardan bir tane Konya'da atmıştı. Konya deplasmanında e, özellikle kapalı savunmaya karşı hem çabukluk avantajı hem e, enerji avantajı hem de bu top atma avantajı Mert Hakan'da var ama biraz garibana döndü orada Mert Hakan. E, herhalde ilk o geldiği için öyle oldu. Onun üzerine herkes geldiği için e, şeye kaldı yani. En son kuyruğun sonunda kaldı. Adam. Olayı kalmadı Mert Hakan'ın resmen. Evet. Yani üzerine Sosa, üzerine Mesut, üzerine işte Pelkas, İrfan herkes Ozan'ın performansı falan derken e, Mert Hakan şey oldu ama yani Mert Hakan'ın yaptıklarını İrfan yapamadı yani. Ee, ama her yeni gelenin es eldeki eskiden daha iyi olduğuna dair e, o garip inanç yüzünden e, böyle bir durum yaşadı. Şimdi, yani, he, pardon buyur. Ya i̇lk yarıya dönelim yine. İkinci yarıyı biraz gereksiz girdim diyecektim. <laughs> Aslında ben İrfan Buzun Malen Aquah'la e, 4-4-2 tercihini çok yadırgadım. Ya yani ben hatta ilk yarıda şey bekliyordum. Ozan'la İrfan bu, Malan'la e, Aqua'nın arkasındaki bu geniş boşlukları top sürerek linklerle, dikine koşularla falan delip geçerler diye bekliyordum. Onları İrfan'ın çok kötü oyunu ve uzanın pozisyonunu yadırgaması yüzünden biraz kullanamadılar. Ee, ama yani yeni Malatya özellikle iki orta sahanın arkasında çok büyük boşluklar bıraktı yine de yani. Evet alışılmış Fenerbahçe pozisyonlarından bayağı verildi. Bunlardan bir iki tanesi akan oyunda gelenler offside'lere takıldılar devrenin sonunda gelen bir tanesi hem offside'a takıldı hem de offside'a takılmasaydı da Altay'ın iyi bir zamanlamayla yaptığı bir çıkış vardı orada. Sen de yazmışsın ama sanırım onu offside'da çaldılar bir yandan. Ya da evet, ben yanlış hatırlıyor olabilirim ama yani bağımsız olarak Altay iyi bir zamanlamayla çıkıp pozisyonu, pozisyonu zaten yeterince bozmuştu. Şimdi yani Fenerbahçe'nin son maçında söylediğimiz bir şey vardı bu programda. O da Gustavo'nun sırtı dönük aldığı toplarla yüzünü dönmekle çok zorlanmasıydı. İşte geçtiğimiz maç ilk onu bir 25. dakikada falan denemişti. E, denediği anda da faulü yemişti ve gene gidememişti. Yani rakip de e, ona hazırlıklıydı. E, iki şekilde hazırlanmıştı buna. Birincisi e, zaten Fenerbahçe'nin yeni sisteminde Emre Belözoğlu'nun tanıttığı bu yeni sistemde Gustavo'nun yanında bir partneri yok. E, ama olmasa da onlardan bir tanesinin ona destek amaçlı geri düşmesi gerekiyor. Şimdi yani Ozan'ın böyle bir özelliği olmadığını az çok biliyoruz. Milli takımda da mesela orada oynadığı maçlarda böyle bir sıkıntı yaşatmıştı ama e yani İrfan Candan bunu bekliyor musun? Evet bekliyorsun. Evet, tabii. Oyun kurucu adam yani sonuçta. Deli Ya Başakşehir'in bayağı yükünü çeken oyuncu. Hem bu sezonun e, geri kalanında yani ilk devresinde hem de geçen sezonun çoğunda. E şimdi sen onu yapmazsan Gustavo orada yalnız kalır. Bu çok normal bir şey. Hani bekler işte Caner ve Gökhan bunu yapmayı iyi bilen bekler özellikle Gökhan. Ama e, buna rağmen Serdar'ın sık sık uzun vurmak zorunda kaldığı ya da Gustavo'nun sırtı dönükken aldığı topları hemen geri oynamak zorunda kaldığını gördük. Zalai'nin 2-3 kere 28. ile 32. dakikalar arası 3 tane çok net inisiyatif aldığını gördük. Bir tane uzun top oynadı. Onun dönüşü kafayla Serdar'ın arkasında tette şeyi kaçırdı. Fofana'yı 2'ye 1 kaldırdılar. Fofana şut çekti. Çekmese büyük ihtimalle Adem orada pas vermesi gereken evet, oyuncu. Evet, Adem'e Adem. büyük ihtimalle orada gol atacaktı yeni Malatya Sport. 27. dakika. Evet. Ondan sonra evet. Zalayı bundan 1-2 dakika sonra çalımlarla ilerledi. 1-2 dakika sonra da gene dikine bir pas verdi. Dikine pastan sonra da gene bu sefer Adem'in o kaldığı bir yeni Malatya geçişi izledik. Zalay bunları niye yapıyor? Çok sevdiğinden mi yapıyor? Hayır. Ama çocuğun hem yetenek kümesinde bunlar var. Macaristan milli takımında bu tarz inisiyatifleri almaya alışık bir oyuncu. Ee, Kıbrıs'taki takımında bunları almaya alışık bir oyuncuydu ama videoda da demiştim ki Fenerbahçe'de büyük ihtimalle bunları bu kadar fazla görmeyeceğiz. Çünkü Fenerbahçe'de Gustavo'su var, Sosa'sı var, Gökhan Gönüllü var, Varoğlu var. Ee, sırtı dönük pas isteyen oyuncular var Valencia gibi. O yüzden bunları bu kadar yapmasına gerek kalmayacaktır diye düşünüyordum ben geldiği zaman ama şu ana kadar baya baya yani Fenerbahçe'de en fazla fark yarattığı şey nedir zalayın dersek. Zaman zaman Caner'den azar işitmesine kadar varan <laughs> bu dikine icraatları oluyor. caner de neyine bağırıyor bu çocuğun ben anlamıyorum. Adam senin yapamadığın işleri daha iyi yapıyor işte. Kıskanıyor musun? Niye çocuğa çemkiriyorsun? Çok garip Herkes bir şey ne böyle kişisel olarak algılamıyor. Genel herkese yapıyor. <laughs> yani ama yani mesela işte top toplayıcı çocuğa niye kızdığını anlıyorum. işte yeterince hızlı vermediği için. Gustavo'ya uzaktan şu çektiği zaman niye kızdığını anlıyorum. Topu canlara e atmalıydı. Çünkü de Zalai'ye mesela iyi bir dikine pas attığı zaman niye, niye bağırıp çağırıyorsun? Niye el kol yapıyorsun? Onu hiçbir zaman anlamıyorum ben. Ama Caner'le ilgili her şeyi anlamaya kalkarsan zaten işin var o ayrı mesele. Netice itibariyle Zalai'nin çok fazla inisiyatif aldığı bir maç gördük. Ee, bu da doğrudan. Bu arada 27. dakikadaki pozisyon bence hı. çok kritikti ve Ozan Tufan'ın, şey, Ozan Kaban Letonya maçında yediğimiz ilk golle de birebir kopu pesti. Ee, Ozan Kabak o maçta da e, yorumunu yapmıştık. Ee, pivot for'a çok gereksiz çıkıp alanını komple boşaltmıştı. Onun kanadına soldan yine fofana merkeze doğru girdi. Diğer oyuncu çizgiden gitmişti. Hı hı. Onun arkasına giren adam çevirmiş ve gol atmışlardı. Letonya'nın ilk golünde Ozan Kabak çok gereksiz çıkmıştı. Doğru. Burada da Serdar'ın çok gereksiz çıkıp alanın tamamen boşaltması ve Fafana hmm. yani hiç yani bu bu seviyede o, o kadar kolay pozisyonlar vermemek evet. lazım. Ozan o maçta hastaydı. Hani e, normalde belki öyle şey yapamaz ama Serdar kadar tecrübeli bir stoperin. Yine e, amatör bir hatası olduğunu orada söylemek lazım. Ee, Fenerbahçe'nin bir de yediği gole gelelim istiyorsan. O da... E bu programda bol bol dillendirdiğimiz bir şey. Korner sonrası evet. dönüşler. T sezon ilk yarısından beri Fenerbahçe bu şekilde pozisyonlar veriyor. Daha aynı son işte Göztepe maçında Caner'in arkasına e, Halil sarkmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Öyle bir gol yemişti Fenerbahçe. Bugün de gene korner sonrası gol. E, sen dedikten sonra dikkat ettim. Evet İrfan Can ilk hamleyi yapmakta biraz uyumuş. Hani orada biraz daha hızlı tepki verebilse en azından bir faal yapabilirmiş. Ve yapmalıymış. Yapmalıymış yani. Hı hı. Çünkü karşındaki adam arkana attı mıydı bir kere yakalayamazsın. Sen atlet değilsin çünkü. Ee, bir şey söyleyeceğim. Şöyle. İrfan düşünülene göre çok hızlı bir oyuncu. Bir oyun kurucuya göre çok hızlı denebilir ama Fofana var karşında. Yetişemezsin yani. Birçok oyun kurucuya göre çok daha hızlı bir oyuncu İrfan. Ama dediğin gibi yani orada yetişemezsin. Valla bayağı içler acısı bir görüntü verdi arkasından koşarken. Top taşıyan bir oyuncunun arkasından Abi. koşarken. Ya, Fofana, Fofana yani, ligin en hızlı oyunculardan bir tanesi Mesela ilk yarıdaki Başakşehir-Fenerbahçe maçında bir pozisyon vardı İrfan böyle 40 30-40 metre soldan driblingle götürdüğü Orada da e, kim yetişemedi Gal Fenerbahçe'de kim oynuyordu sabit o maç Gökhan mı Nazım mı bilmiyorum Yetişememişler sıfıra kadar inmişti Hasan Ali'nin boş kaçırdığı pozisyon 1-0'da Hatta o Hasan Ali atsa 2-0 falan başka yerlere gidebilecekti Oradaki koşusu da bence şeydi İrfan yavaş bir oyun kuruculara göre yavaş değil ama Fofana çok hızlı bir oyuncu. Bir kere adama geçirirsen orada gider. Bir de arkanı dönüp yetişmen lazım. Adam koşuya başlamış sen arkanı döneceksin ona yetişeceksin. İmkansız iş yani. Ve evet, ee, o pozisyondan bir kere daha verdi Fenerbahçe. Yani Gaziantep maçında bunların 3 tane falan vermişti. Enteresan bir şekilde gol yememişlerdi ama 3. golün geldiği üçüncü golün geldiği mesela pozisyon böyle doğmuştu. Daha sonra free kickten gol yemişti falan ama en son Göztepe maçında doğrudan bu şekilde gol yediler zaten. Abi ikinci yarıda da aynısını verdiler. En arkada duran adam Ferdi. Ferdi gibi adamlar koşamaz. Caner gibi, Gökhan Gönül gibi ee, uzun mesafede bunlar e, fulleli değil ki gitsin. Ferdi dar alandan çabuktur ama evet. 40-50 metrede ağır kalır yani. yani. Durum oysa diyelim el, elinde oyuncu yok. Çok diyelim. amatör hatalar. Diyelim yani. elinde oyuncu yok. Mecburen Ferdi ile O zaman Ferdi diyeceksin kardeşim sen şurada duracaksın diyeceksin. Ve adamı 15 metre geri çekeceksin ki o ilk, Var ilk şeyi yeme. Ne derler? O ilk 10 metrelik ivme farkını yeme mesela. Yani diyelim uzunların hepsini yeri yolladın. Golü arıyorsun. Bilmem ne falan. Mecbur kaldın diyelim. İrfan'la Gustavo öyle savunmaya. Ferdi'yle savunmaya. O zaman diyeceksin abi sen burada duracaksın ve merkezde duracaksın mesela. Merkeze yakın bir yerde duracaksın. Adam seni geçerse çizgiye doğru geçmek zorunda kalsın. Mesela golde o sayının da çok büyük kabahati var. O evet, yani. Ama o arkadan geliyor. Osay mesela geride beklese belki birebir de koşmaya başlasalar yetişecek. Arkadan yetiş koşmaya çalışacak. O sayıyı mesela geride bırakabilirsin. Valencia'yı geride bırakabilirsin. İki tane süratli ve öyle pivot center for tipi ola çok uzun boylu olmayan oyuncu var. O de hani ceza sahasında gol de atabilecek tipte bir uzun bir çocuk da değil. Mutlaka en geride durması gereken aşırı süratli bir adam. Ee, ama şunu da söyleyeyim. Caner de kötü, kons kötü konsantrasyonu sahibi. Göztepe maçında o kaçırmıştı. Burada İrfan da kötü konsantrasyon sahibi bir oyuncu. O da bir duraksadı. Hadi İrfan'ı şut çeksin diye tutuyorsun oraya. Hani Gustavo'nun boyu var uzun. Ee, ceza sahasında durup Osay Samuel en gerideki oyuncu. Evet. Yani Gustavo olabilir. konusunda gerçekten hiç anlaşılır bir yanı yok. Gustavo çünkü hem dediğin gibi ikili mücadele kazanma şansı yüksek bir oyuncu hem uzun boylu bir oyuncu kafa vurabilir. Aynı zamanda yavaş bir oyuncu. Ne işi var Gustavo'nun evet. son emniyet subabı olarak korner dönüşü savunmasında yani. Bu sezon başından beri hiç değişmeyen bir şey mesela. Çok enteresan bir evet. şey. Ben bunu hiç anlamıyorum. Bugün de bundan mustarip oldu Fenerbahçe ve gol yedi. Bir de tabii yani İrfan Can'ın bir diğer hayal kırıklığı yarattığı konu da yani goldeki uyuması ve yetişememesi kadar ilk yarıda pas hatası olmayan 5 tane top kaybı var İrfan'ın. Pas hataları hariç diye. Evet. Pas, ataları pas ataları da pas var Pas hataları hariç ilk yarıdaki pas istatistiği kaç bilmiyorum bakmadım ona ama öyle çok benim aklımda kalan bir pas hatası olmadı belki ama yani ezdiği topları hatırlıyorum. Gökhan Gönül'ün mesela çok iyi bir pasını ayağının altından kaçırdı kontrol edemedi. Kontrol etse Fenerbahçe 3'e 3. E 3 ee, rakip yarı sahaya yerleşecekti. Orada İrfan yüzünü döndükten sonra yeni Malatya savunması çok zor durumda kalacaktı falan. yani çok çok büyük ayak kırıklığı yarattı bence ve ben açıkçası Emre Belözoğlu her ne kadar yani Pelkası kespesini asla ve kata kabul etmemekle beraber 45. dakikada yani 46. dakikada buna müdahale etmesinde iyi buldum. Doğru buldum. Daha fazla beklemeye gerek yoktu bana kalırsa. Katılıyorum. Semih Kaya genel olarak Ortalama üstü bir e, maç çıkardı e, ve e, şeyde biliyorsun Galatasaray geri gelmesin alınmasın diye çok şey yapmışlardı ama bence Galatasaray'da mesela Ahmet Çalıklardan falan çok daha fazla büyük takım oyuncusu ve taktiğe bilen oyuncu şu an stopersiz maçlara falan çıkıyor belki de Semih Galatasaray'da yedek olarak e, durabilirdi ben bunu bir bir buçuk senedir söylüyorum yine yeri gelmişken söyleyeyim bence de bu maçta Malatya'da ayakta duran nadir isimlerden bir tanesi oldu. şeye bak yazmışsın. Eee daha çok top istediğini. Doğru istedi ama gene hiçbir şey yaramadı bunlar. Mesela maçın başında kimden aldığı bir pas? Zalai'den galiba dikine bir pas aldı. Dakikası da 4-5 falan. 3 ilk notuma 3. dakika. Tekte geri oynuyor pası Gustavo'ya vermek istiyor ama o kadar kötü ayarlıyor ki mesela pası isindir. Pas Tette'ye gidiyor. Hatırladım onu. Ee, bunun gibi birkaç enstantane daha var. Hatta Frey, 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 gibi aklıma geldi direkt. Frey'in de öyle şeyleri Hah, <laughs> <değil> ya. <laughs> yani. Çok, çok istekli bir şekilde geliyor ama çok yeteneksiz olduğu için zarar veriyor. İyilik yapayım, kaç yapayım derken göz çıkarıyor <laughs> muhabbeti. Hani Samat da o kadar teknik sorunlu değil ama o da zorun, o da sorunlu bir yani teknik olarak. İstikrarsız bir tekniği var Samat'tanın. Yani bazen mesela öyle. ikinci yarıda Valencia'yı bir iki tane böyle çok güzel savunmaların belini kıran bir iki pasla arkaya kaçırdı. Mesela Valencia çizgi yenip orta yapma şansı falan buldu. Orada Samatta da bayağı hani ilk yarıda 3. dakikada maçın ilk hareketinde hatta bu benim dediğim pası yapan oyuncudan o pası beklemiyorsun mesela. Çok ciddi bir tutarsızlık söz konusu ama yani kesinlikle yüzünün kaleye dönük olması lazım Samat'tan'ın fark, yarat fark yaratma hayalini hayal ettirmesi için diyeyim. Ama orada da mesela Ferdi'nin işte 65. dakikada yine neydi o kestiği şutu vuracaksın onu mesela o topu ıskaladıktan sonra gerçekten hiçbir esprin kalmıyor. Ee, Hı -hı. İlk yarıda da oldukça e, kayıptı. E, o topu daha çok istemesi, oyuna daha çok girmeye çalışması falan işte onları daha çok Valencia üzerinden denemesi lazım. Sen de bunu ya benle konuşurken belirttin ya yayında. E, Hı -hı. Ama e, hani ilk haftalardan beri zaten söylemeye çalıştığım bir şey. Valencia'nın sırtı dönük oyunu çok kıymetli. Ama, çok az, ama çok az kullanılıyor. Ve ne hikmetse bu adam bir türlü santrforu olamadı Fenerbahçe'nin. Yani ee, Samat da şimdi son dönemlerin santriforu. Tiam uzun bir süre santriforluk yaptı. Valencia sadece birkaç tane maça santrifor başladı. Onların da 15-20. dakikasında tekrar sol kanada çekildi. Bu benim bu Fenerbahçe'nin bu sezonki hikayesinde en anlam veremediğim olaylardan bir tanesi. Bir tanesi Gustavo'nun vazgeçilmezliği, Ama bir tanesi de Valencia'nın merkezde kullanılmaması. İlk yarıdaki sağ kanada göre sol kanat oynaması yine de daha iyi. Çünkü sırtı dönük içeri, i̇çeri devriliyor. devril. Evet. De devrilme avantajını kullanıyor Sağdayken daha zorlaşıyor işi e Solda oynaması Center for bence de <laughs> oynasın İkinci center for ama Sağdansa solda oynaması daha iyi Çünkü artık ne oluyor Senin hızın kalmamış Deparın gitmiyor Çizgiyi kullanamıyorsun Hızda bir düşüş var Ama sırtı dönük oyun bilgin Tecrüben artıyor O zaman ters kanada geçmen Aynısı Podolski'de oldu Sol öne oynadı oynadı Çabukluk hiç kalmadı ama e, devrilme özelliği var. Sağ kanat oynamaya başladı mesela belli bir yaştan sonra. Aynısı Valencia'da ters kanatta gerçekleşiyor. E, bu arada Fofana sağ ayaklı bir oyuncu değil mi? Solak değil. Evet sağ ayaklı. Şimdi yani zaten golün asistinde sağ ayağıyla yaptığı ondan sonra ondan golden bir 4 dakika önce falan e, Karim Afez'in kısa kullandığı bir duran toptan sonra işte aldı topu sağ ayağıyla orta yaptı falan. Niye, niye tereddüt ettim biliyor musun? 22. dakikada falan bir pozisyon var. Ee, dakika 22 işte Serdar'ın arkasında uzun topla Tete'yi sarkıtıyorlar. Ee, Tete Adem'e çıkaramıyor topu ama Fenerbahçe savunmasını uzaklaştırdı top Fofana'nın önünde kalıyor. Orada Fofana tam böyle işte Ozan Tufan'ın çekmeyi çok sevdiği şut var ya ve yani Enkudun'un falan da çok sevdiği hmm. şut. Ayak içili uzak diriye. Tam o evet, açısı evet, varken sola çekti. soluna çekti. <laughs> açısını daha da daraltıyor. <laughs> <laughs> Bloğun içine girdi. Yani Hatırladım pozisyonu. Ondan sonra dedim hemen şeyler transfer marktan baktım bu adam hangi ayak İki iki ayağında kullanıyor yazmış. Yani transfer dedim hadi canım yok öyle bir şey. Kesin hayır, bir ayağı hayır, ayağ vardır halbuki yani. Ik <laughs> halbuki ikisini de kullanamıyor. <laughs> i̇şte Ekrem daha modeli transfer anladın var. mı? Ya? İki ayağı da kötü. <gülüyor> <gülüyor> Ama yani FM'de böyle bir aslında. ayağını 20 yapmak zorundayız ya biz. Evet. FM'de bir ayağını oyuncunun en azından bir ayağını 20 yapmak lazım. Hadi iki ayaklılar işte 18-20 falan. Bazen böyle ikisine de 10 veresim gelen çok oyuncu var evet. böyle iki ayaklı. <laughs> evet. Ekrem daha o modelde. Ee, o pozisyonu anlamakta çok zorlandım. O da Malatya'nın yani Malatya'nın ilk devre 4 şutu var. Fenerbahçe'nin 3 şutu var. Üstünlük sağdı diyoruz ya işte XG'ye de yansımış 1.1. Bu arada 1.1 4 şut da saçmalık ya şut başına 0.25'ten 0.27 falan yani çok çok yüksek bir Ama şey gol gol de sayılıyor e ya tabii. golü boş kaleye vurduğu e için. Tamam yani o pozisyonu e, getirdi. Çok yüksek XC. E, tabii. Ne oraya getirdin yani sonuçta. Ee, hmm. ve yani şut atamadıkları çok pozisyon var Yeni Malatya'nın baya bir pozisyon evet. var. Ofsaytta takıldıkları çok fazla pozisyon var. Adem e, Adem'e vermediği Fofan Adem e fofana. Sres vermediği Sres pozisyon Sres. Var. Adem Fofana'nın vermediği pozisyon var. Adem'in bir tane duran topta ofsaytta kaldığı pozisyon var. Mesela çok gereksiz bir ofsayt. Aslında savunma tamamen uyumuş. Adem'in hiç ofsaytta kalmasına gerek yok. Caner bile yokmuş yani. Kafa vuruşunu evet. diyorsun, değil mi? Hiç gerek yok. yok. Yani hiç gerek yokmuş ofsaytta kalması aslında. Tamamen onu bozan çocuk. kim? Erkin mi mi? bozan Caner. Yine bir de böyle savunma çizgisinin 1 metre 2 metre falan yani gerisini off duruyor. Offside verdiler ama bozuyor diyorsun sen. Bozuyordu yani. Adem acele etmese ha. Ha. o kadar evet, tamam. önde gitmesine evet. gerek yok evet, yani. Tamam. Okay. Bir adım geri dursa bozulmuş bir offside aslında. Caner'in hatalı duruşu ve daha bile rahat bir kafa vuruşu yaparmış. Biraz önde vurdu hatta evet. kafayı. Ve yani duran toplara vurdurma e, hadisesi ikinci yarıda sürdü. İstiyorsan ikinci yarı notlarını da geçelim. E, yavaş evet. yavaş. Kaçıncı dakikaydı mesela? Önce Semih arka direkte vurdu, Samatta'ya çarptı, bir daha Koyner'e gitti. O top bu sefer ters taraftan Koyner kesildi. Ona da mesela yeni Malatyalılar vurdu ceza sahası içinde. Bu Hı. şey pozisyonu. E, Tete taçtan aldı, Zala'ya uzak o, kaldı Tete'ye. Tete sağ açtı topu, eski Ellaç oradan yürüttü, bir şeyler yaptı. Koyner kazandı yeni Malatyaspor. Arka direğe, sağ taraftan arka direğe kestiler. Semih vurdu, sonra sol taraftan kestiler. Ona da bir karambol oluşturdular falan yani. Bayağı gene ortalara, yüksek toplara Fenerbahçe'nin vurdurma zaafı. E, o işte Erzurum deplasmanında zirve yapmıştı belki ama o zamanlardan beri gene ya, tatminkar olmanın çok uzağında bir şekilde devam ediyor bence. Ee, Ki o zamanlar diyorduk işte Tisaran büyük zaaf yaratıyor. İşte Serdar gelse bunlar düzelir falan. E geldi Serdar. Doğru. Zalay'da doğru. mesela Tisaran'dan bir 5 santim uzun bir oyuncu ama hava toplarının değeri olmadığı tamam da yani 5 santim de 5 santim sonuçta. Ama işte oyuncularla açıklanmayan şeyler var Fenerbahçe'de ki onunla ilgili başka bir notum daha var. Oraya geleceğim ama sana bırakayım biraz. İkinci yarıda dediğin gibi sen de söyledin. Ferdi Pelkas çok net katkı sağladı. Sağ taraf canlandı. Aqua'nın arkasındaki derin boşluklar çok daha kolay, çok daha iyi kullanıldı. O yüzden hani e, savunmada yaşattığı sorunlar arttı demişim Aquahan'ın. Ama aslında Aqua aynı da arkasındaki Pelkas seferdi kullanmayı biliyor orayı. İrfan'dan fazla bir şekilde kullanmayı bildi. E, mesela offside olan gol var 66'da Pelkas. Pelkas'ı hiç takip etmiyor oraya kadar gelip de yine arkasında kalıyor, geç kalıyor. E, bence ikinci yarının başında Adem'in atamadığı final toplar var. Orada atsa mesela yeni Malatya ikinci yarıya golle başlayabilir. Yeni Malatya onları kaçırdıktan sonra bayağı bir gömüldü. Yani 60'a kadar Adem 147'de bir bu bir 52'de geç kaldığı için atamadığı final paslar evet. var. Ee, sonra onlar gelmeyince 60'tan sonra Fenerbahçe iyice sazı eline aldı zaten. Eee Adem de daha sonradan sol öne geçti. Ee, şey Fofana çıkınca sol öndeki savunma yardımıydı Adem'in de. Hatta 85'te bir tane golü önledi. Evet. Ee, orada tecrübesini konuşturdu. Eee Eski Ellaç'ın e, bu sezonun çıkış yapan genç oyuncularından bir tanesi. Golü de çok güzel bir koşuyla attı. E, hani orada Bright Osayi'nin topu şeyi bırakması, Osay Samuel'in koşuyu bırakması evet herkesin üzerinde durduğu bir şey konu ama Eski El çok şiddetli bir koşuyu çok uzun mesafede atması da takdire şayandı. Ama 74'te o da bir e, yanında TTH verse o da kaleciye karşı karşıya kalacak bir pozisyonu vermeyip e, kalabalıkta şut attı önünü kapanmışken. Ee, o da çok tehlikeli bir pozisyonda aslında. Caner'in hemen yardımına Zalai gelip o kesmişti yine. Zalai'nin çok riskli toplar kullanmak zorunda kalması ikinci yarıda daha da arttı. Evet. Böyle takım arkadaşlar ona böyle tam bomba paslar, bomba toplar bıraktı. Onlar da çok sakin kaldı böyle veteran bir stoper gibi hiç hata yapmadı. Ee, ve bu hataları yapmadıktan sonra da Caner gibi sağa sola bağırınmadı. Ne yapıyorsunuz bana niye bomba bırakıyorsunuz sürekli diye. Çok sakin ve soğukkanlı oynadı. Son 15-20 dakikadaki Fenerbahçe baskısı iyiydi ve onlarda da Mert Hakan'la Sosa'nın güzel işler yaptığını söylemek lazım. Yani işte Caner'in gerçekten gene bazı davranışlarına yani değinmem lazım. Gene işte tanıdığımız zorlama pasları var. Mesela 72. dakikada mı? 71. dakikada falan Caner Perkasa bir tane isabetli orta yapıyor ama ortayı öyle bir yer yapıyor ki yerden çok sert bir şekilde Perkasa o topu kontrol etmek için alt çizgisine doğru hızlanması lazım. Arkasında iki tane yeni Malatyalı var. Perkasa da aynen o şekilde topu kontrol ediyor ama kontrol ederken işte hızını kesemediği için alta çıkıyor. Caner'den gene haydi azar istiyor. Sen nasıl bu topu kontrol edemezsin falan. Yani ben anlamıyorum Sinan. Hakikaten anlamıyorum ya bir takımda bir oyuncunun ne kadar dokunulmaz olabilir ve ne yapmış olması lazım bu kadar dokunulmaz olmak için? Yani elinde böyle bir koz falan mı var bizim bilmediğimiz? Böyle hissesi falan mı var adamın Fenerbahçe'nin elinde? Bak satarım falan mı diyor. Hakikaten anlamıyorum çünkü aşırı miktarda zarar veriyor. Öyle böyle değil yani. Ee, oyun dikte ediyor ve dikte ettiği oyun futboldaki en kötü oyun. Çünkü topu çizgiye açman lazım. Çünkü çizgide oynamayı seviyor sadece. Futbolda da rakip takımın en çok istediği şey nedir? Topu çizgideki oyuncuya ver. Ondan sonrasını ben bir şekilde savunurum. Sen bir çizgiye at da o topu. Ben onu topun merkeze gelmesini bir şekilde engellerim. ya. Yani. Bütün savunma yapan takımların bir numaralı prensibi. Ve adam sürekli bunu zorluyor. İnanılmaz bir şey yani. Ee, i̇şte bugün hakemle kavga etti. Top toplayıcı çocukla kavga etti. Perkas'la dediğim pozisyonda kavga etti. Ee, Zala'yı güzel paslar verdikten sonra niye yeterince şiddetli atmadığı için mi kızıyor artık bilmiyorum. Ona Gustavo'ya 56. dakikada Gustavo mesela bir tane uzaktan şut salladı. Ona delirdi böyle nasıl top bana atmazsın falan diye. Gustavo ile Caner arası böyle bildiğin 55 metre falan. Böyle yani Messi olman lazım orada o topu. Caner'in istediği şekilde Caner atabilmek için anlatabiliyor muyum yani? Ne, ne yapacak Gustavo orada şut çekmese bile en azından yanındaki 3-5 oyuncudan bir tanesini değerlendirecek. Orada seni düşünmeyecek yani. Çok enteresan bir oyuncu ve yani bir yerden sonra takımdaki insanlar da buna yani ne, ne kadar profesyonel olursan ol, ne kadar işte halı saha değilsen de e, olma, o, olmasan da abi yani bir yerden sonra sigorta atar ya. Hakikaten atar yani. Ya da şey yapmaya başlarsın. Abi adam teklif şey tepki verecek diye tepki ona tepki verdirmemeyi falan düşünmeye başlarsın bir yerden sonra ve seni gerçekten takım arkadaşlarının psikolojik olarak kötü etkiler yani. Ben bunun böyle olmadığından neredeyse eminim. Ben anlamıyorum. bu Caner Erkin Türk Futbolu'ndaki yerin ne zaman bu kadar yükseldiğini, ne zaman bu kadar el üstünde tutulan bir oyuncu olduğu hakikaten anlamıyorum. Ee, ama maalesef devam ediyor ve işte geçen sezon belki de en iyisi ol belki. Novak bu adamın arkasında çürü. Bu da enteresan bir şey. Novak'ın da suçu var işte de. Yani, yani ne kadar yani olabilir çok, ki yani? Belki yüksek kontratı, kariyerinin en yüksek kontratını aldıktan sonra salma gibi bir durum var ama o da Fenerbahçe'nin çok net bir transfer politikası hatası. 29 yaşına gelmiş full dayanıklılık ve işte uzun metrajlı koşu üzerinden oynayan adamı 29 yaşından sonra yüksek maaşla almazsın. Çünkü o adamın prime dönemini genç halinde yaşayacağı çok belli. Çünkü şey gibi değil adam. Ergün Pembe değil, Abdullah Ercan değil. Tekniği ve oyun zekasıyla değildir. Riera gibi değil. Yani sen o tip teknik ve oyun zekası olan adamların 34-35'e kadar iyi gidebileceğini düşünüp o maaşları verebilirsin ama Full koşu temposu üzerinden, dayanıklılık üzerinden, fizik kalite üzerinden performans veren bir oyuncu 29 yaşından sonra almaman lazım. Bunu yaz transfer döneminde de böyle bir risk barındığını söylediğim için şimdi daha rahatlıkla söylüyorum. Ee, bence şeydi, risk oldukça riskli bir transferdi zaten Novak. Ee, o risk de patladı yani. Ee, ayrıca diğer konularda işte Sosa'nın 88'de müthiş bir pas atıp 91'de çok kötü bir orta yapması bu seneki Sosa'yı özetleyen tipte bir durumdu. Adam bazen işte eski Sosa diyorsun. Bazen diyorsun ki bu Sosa mı? Yani bazen çok garip pas hataları yapıyor. E, Gökhan Gönül'ün fiziksel olarak e, çok sıkıntılı olması Fenerbahçe'nin en büyük bu seneki handikaplarından bir tanesi de iki bekinin işte geçen şey maçından, Denizli maçından sonra da söyledim. Her hafta tekrar etmemiz lazım. İki bekinin rakip 30-40 metreden daha ileri koşamaması, daha ileri gidememesi. Geri Çünkü Bu tak bu takımın kanat oyuncularının kötü performans vermesinin direkt sebebidir bu. Bright of Say Samuel'in geri gitmesinin, Valencia'nın kötü gözükmesinin, Ferdi'nin olamamasının, Pelkas'ın soldayken işleyememesinin, sol kenar oynayamamasının, Tiam'ın işte Tiam'ın forvetleşerek verimli olduğu sol kenar performansları var ama kanat oynayarak verimli olması yok. Tüm bunların nedeni bir bek oyuncusu kanatla birlikte hücuma çıkamıyor ve ikiye bir avantajını kullanamıyor. Rakip bekli ikiye bir kalamıyor kanat oyuncuları. İster içeri gireyim ister bek'i sıfıra indireyim bek sıfıra inemiyor ki öyle bir şey yok. Bek bekliyor rakip yaralana geçince. Bugün bir kere oldu. Bir tek Nazım yapabiliyor. Ha. Bir tek Nazım yapabiliyor. Doğru. Eee işte Caner'le Gökhan da öyle binde bir. Öyle. Yani rakip yarı çok girersin de öyle Hatta şey. Hatta yani o kadar nadir bir olaydı ki 62. dakikada işte Ferdi Gökhan'ı soktu 18 içine sıfıra indirdi. Gökhan çıkardı. E, Karim Afes kornerine indi. E, ko o kornerin dönüşünde Fenerbahçe yine tehlikeli kontrol yedi. Onda Ferdi topu e, araya girip Ters taraftan taca atarak kesti. A adem adem atamadı yine pasat. Evet. Adem orada biraz ileri vursa Fofana yine Tabii Geniş alanı yani. atacaktı pas attı. attı. Evet evet, kısa pas atma meselesi. Evet. Vur ileri zaten Fofana geçecek. Evet. Bu sefer de Ferdi ile eşleşmiş. Daha bile rahat geçecek. Öyle. Yani çok acayip bir şey yani taktik. Yani o kadar bu Fenerbahçe gibi takımlarda yani bir sürü analiz çalışır ya. Milyon eurolar geçiyor. Bu kadar basit bir korner dönüşü taktiği. Evet yani korner dönüşünde gol yediğini oyunculara bak. Biri Fofana diğeri Halil Akpınar yani. Bu ülkenin en iyi deparcı kontracı oyuncuları. Bunlara hiçbir önlem almıyor musun sen ya? Yani? Hiç düşünmüyor musun yani? Ben, ben bu adamı kontra korner dönüşünde boş bırakmayayım. Bu, bu senin, senin, şeyinde yok mu yani? Oyun planında Osay ve Valencia gibi koşucularım evet yani? var. Yani. hiç koşucum yok diye bir durum Gerçekten yok. Gerçekten olacak iş değil. Yani çok çok basit hatalar bunlar. Ve bir maçta gol yiyorsun ondan sonra bir daha falan yaşıyorsun aynı maçta. Bu gerçekten olacak iş değil. Şimdi bak bir not vardı. Sen demiştim işte biraz uzun bir not. Sen de sağ olsun onu yazacak yer bulmuşsun sağ aşağıda. <laughs> Abi yani o, o pozisyon var ya o pozisyon gerçekten böyle bu sezon bittiğinde falan önümüzdeki sezon Fenerbahçe nasıl bir takım olur bilmiyorum ama yani bu sezona kıyaslayacağım referans pozisyonlarından bir tanesi olacak o. Ee, bu sezon oynanan futbolu bana hep hatırlatacak. Dakika 79. Sosa oyuna gireli işte bir dakika falan olmuş. Sosa'nın oyuna yeni yerine girdiği oyuncu Gustavo. Gustavo işte Türkiye'nin en kariyerli 6 numara pozisyonda oynayan oyuncu. Brezilya milli takımımızın oyuncusu Bayern Münih'te oynamış. Şöyle böyle. O çıkıyor Sosa giriyor. Sosa kim? Sosa da işte Beşiktaş'ı şampiyon yapmış. Trabzonspor'u şampiyonla oynatmış. Türkiye'nin en iyi oyun kurucu orta sahası. 79'da Gökhan iki kere beşer saniyeliğine topu ayağında tutuyor. Oraya bakıyor, buraya bakıyor, önüne bakıyor. Sağına... Ya pas alacak adam yok. Yok bir tane bile yok. Elini kolunu açıyor. Ondan sonra merkeze birine veriyor. Kime verdiğini unuttum. Sonra geri alıyor. Gene aynı şeyi yaşıyor. Yani bu Fenerbahçedeki pas zincirlerinin ne kadar oturmadığının, Fenerbahçe'nin hücum organize etmekte ne kadar zorlandığının sahada olan oyunculardan bağımsız bir durum olduğunu fotoğrafıydı resmen. Evet, bir şey daha var. Rozier gibi gidip de e, bir dribbling üzerinde pas açısı da kendisi de yaratamıyor. Bekler. Böyle de bir sorunu var. Hem Caner'in hem Gökhan'ın artık böyle mesela Rozier gibi bir tane böyle çabuk bir bek olsa bir tanesi, baktın herkes pas, herkes kucakta sen mesela dribbling şey yapabilirsin. Zalai'nin yapmaya çalıştığı stoperden hani gidip de dribblingle zorluyor evet. ya. Al, bozmaya çalışıyor şablonu yani. Rakip orada bir set çekmiş. O seti kırmaya çalışan bir dribbling zorlaması. Beklerin ikisi de bunu yapamadığı da daha da problem haline geliyor. Yani evet orta sahada oyuncuları pas almaya çıkamıyor. Orada bir oyun organizasyon eksikliği çok net var. Ama beklerde de Rozier mesela bunu çoğu zaman özel yeteneği ve çabukluğu sayesinde kırıyor. Çok de büyük bir değer. Bunu geçen e, senelerde e, Orhan ile yaptığımız e, önümüzdeki maçlar programlarında söylüyordum ben. Günümüz futbolunda Avrupa'nın e, büyük liglerindeki büyük takımlara bakın, bek oyuncularının yaş ortalamasının çok küçük olduğunu görüyorsunuz. Alfonso Davis'lerden işte şeylere kadar, e, ne bileyim Trent Alexander'dan işte şeye... Cegilonlar, e, Theo Hernandez'ler tabii. falan... Hatta yani Galatasaray bile Mariano'lardan, Nagatomo'lardan vazgeçip işte Saratçı'lara döndü, Beşiktaş, Rozier'e döndü. En sakalanın yaşı belki 30'lara geliyor ama fizik kalitesi. Aynen. Ee, senin en uzun mesafeyi kat edecek oyuncun, bek oyuncun, elinde sadece Nazım var ki Nazım'a da çok uzun süre haksızlık edildi Fenerbahçe'de. Papazlardan yer bulamıyorsun. Hak ettiğini almak çok zor oluyor. Ee, bu ben, yani bence çok şey, modern futbolun olmazsa olmazlarından bir tanesi Mesela Real Madrid'de Mendy, e, Marcelo'yu kesti. Marcelo istediği kadar büyük topçu olsun yani. Evet. Fizik kaliten götürmediysin. 30'ların başına geldi Marcelo'da öyle 35 falan da değil. Liverpool maçında Marcelo da çok gibi Mendy çok önemli bir kozdu yani. Ben çok beğeniyorum zaten Real Madrid şeyi olarak, <laughs> sempatizan olarak bol bol izliyorum. Çok da beğeniyorum. Bence Real Madrid son yakın dönemindeki en iyi transfer. E, Marcelo gibi bir şeyi kesti. Yani Roberto Carlos dahil mesela Emre Özcan'ın sanırım o da yorum. Roberto Carlos dahil dünya futbol tarihinin en sol beki falan e, yorumları yapılıyordu. Daha iyi olabilir belki. Yani daha iyi diyene ben itiraz edemem yani açıkçası. İşte Emre Özcan da daha iyi evet. diyordu. Yani. Roberto Carlos'tan da iyi Öyle diyordu. Gerçekten. E, e, hani o şampiyonla, şampiyonlar ligi kupalarında da çok net. Abi kesti 23 yaşında Mendy geldi. Çat diye kesti. Çünkü fizik kalite bekte olmazsa olmaz bir şey. Ve e, Fenerbahçe'de bunun çok büyük ceremesini çekiyor. Mariano'yu gönderdi Galatasaray'a. Yani Mariano ligin en kalifiye ayaklarından bir tanesiydi. Olmuyor ama olmuyor. Geniş alanda olmuyor. İstediğin kadar yetenekli ol. Öyle mesela işte sen o benim Gökhan Gökhan özelinde 79. dakikada e, yaşadığım şeyi anlatıyorsun bu eksiklikle. E onun bir benzeri Caner için de var. Caner de mesela asla çalım atamıyor. Çalım atarsa sadece içeri çekerek o Ağır aksak evet. çalımı atıyorum atıyor rakibin arkasına git vur bir tane. Caner top başladı. Yok. Caner'in çabuk Caner'in bu e, toksikliğini konuşmaktan aslında fiziksel düşüşünü konuşmuyoruz. Caner e, savunmada da problemler yaratmaya çalışıyor. Şu anda kart ceza sınırında Caner. İki tane pozisyonu var. Tam böyle kartlıktı. Halis Özge hiç kart göstermeden tamamladı bu maçı. Evet. E, tamam. geç kalıyor. Bir tane tetehi indirdi öyle. Bir de ilk yarıda öyle bir indirdiği bir şey vardı. Ha şey Mustafa Eskellaçı hmm. şey indirmişti. Bir de iki kere çok şiddetli de geç oldu. Onlara da bir e, hakemin bir takdiri olmadı gerçekten. Geç kaldığı için şey yapıyor. E, Savunmada da sorun yaşıyor artık e, bu taktik ekranındaki notlarımızı da bir toparlayalım bir bakıyorum şöyle bir nelere değinmedik diye. E, Gökhan Gönül'ün işte aşağıdaki notuna geniş bir parantez açtık. Sen de güzel tamamladın orayı gerçekten fizik olarak da bitik geçen maçta fizik olarak çok bitikti Gökhan. Hani bu maçın ilk devresinde hani sen de tahtaya yazmışsın ya eski Gökhan, alıms eski Gökhan Alonso diye. 5. Evet, dakikada aldı geç. topla lak diye Valencia'yı birip karşı karşıya bıraktı mesela. Evet, şey. İşte o çok iyi işte ediyorum. o 10 dakika sürüyor artık. O Gökhan 10 dakika o onunla oynayabiliyor Maçın başı <laughs> işte yani. 4. <Dördüncü> dakikada yaptı onu. <laughs> evet. Sonra da tamam beyler ben gidiyorum. <laughs> e, Ertaç e, şeyi hak ediyor. Bir övgüyü hak ediyor. E, evet. Kolay kurtarışlar değil onlar. Mesela e, Ozan'ın Ozan'ın topu vuruşunda yaptığı kurtarışı Ersin yapamadı Beşiktaş maçında. Benzer şut. Benzer yere gidiyor. Doğru. Aynı kurtarışı Ersin Doğru. yapamamıştı. Ertaç burada Doğru. yaptı. iki puanı kurtardı. çok Bir puanı kurtardı. ve Çok kritikti. Abi Ertaç geçen sene Gençler Birliği'nde ilk yarı çok kötüydü. Yedek kaldı. Hatta Nordfeld gelmişti. 7'ye düşmüştü. Bu sene ama yeni Malatya'daki performansı müthiş ya Ertaç'ın. Müthiş yani. Sene başından beri müthiş. Sakatlıktan dolayı Abdülsamet falan geçti bazen önüne. Ee, sakatlık dönemleri oldu ama ilk yaradaki maçlarda da müthiş performansları var Ertaç'ın. Ee, yan top sorunları olan klasik Türk kalecilerden bir tanesi ama refleksleri gerçekten olağanüstü Ertaç'ın. Refleks konusunda müthiş bir kaleci. Bu yan top dediğin aklıma ee... <laughs> en yani iki gün önce bitirdiğim kitaptan bir cümle geldi. Yani cümle İngilizce ama yine de söyleyeceğim çünkü çok komik. Deheya e, işte Manchester United'a ilk gittiği zaman o da yan top yaşayan bir kaleci. Hatta Manchester United'ın Manchester United'ın e, kaleci antrenörü De ile ilgili şöyle bir cümleyi kuruyor. E, yani tam olarak cümle yani değil ama böyle he hated crosses just as much as Dracula diyor. Yani, cross şimdi aynı zamanda şey demek ya. Ee, Hristiyanların kutsal sembolünün adı neydi? Şey, haç, ha, haç. haç. da haç demek yani. Drakola haçtan hmm. nefret eder ya. <laughs> Orada Bilmiyorum. kelime oyunu yapmışlar. Ve ya da e, en az Drakola'nın kroslardan nefret ettiği kadar nefret ederdi falan tarzı bir cümle ama bizim, e, bizim ülkede kalecilerin <laughs> çoğunda gerçekten var. Hani bu genç kaleci havuzunda bu sorunu en az yaşatan kaleci de Ersin aslında. Abi, evet. Abi Ertaç'ın iki sene önce Ertaç'ın iki sene önce bir maçı var. Yeni Malatya'dayken daha gençler birliğine gitmedi. Şimdi Ertaç Yeni Malatya'daydı. Gençlere gitti. Şimdi gene geri bu sani başında geri dönmüştü Yeni Malatya'ya. İki sene önce Alanya spor maçları var. 1-0 öndeler. Dakika 90 artılar. Böyle gereksiz orta sahadan bir top şişirildi şeye. Artık komple Alanya yükleniyor. Geriden bir tanesi böyle işte kaleciden falan böyle top şişirdi. Ertaç da gitti penaltı noktası üzerinde yumruklamaya çalıştı o topu. Yumrukladı ama ceza yayına kadar. Bir metre yumrukladı sadece öne. Olduğu gibi düştü. Oradan da birisi kafayla böyle aşırtmayı bir vurdu. Ertaç'ın üzerinde. Hop 1-1. Bir bir. Ee, öyle çok kötü bir yan top e, golü yediğini hatırlıyorum. Ama e, evet yan topları çok kötü olsa da e, refleksleri çok iyidir. Onun dışında da e, sanırım notları tamamladık. Ha tabii şeyde değinmek lazım. Bu Mesut Artı İrfan'a yer açılacak diye Pelkası feda etmenin bedeli ne oldu? Ee, yaklaşık 2 Şubat'tan beri sanırım. Hatay maçı 2 Şubat'tı yanlış hatırlamıyorsam. 2 ya da 6 Şubat olsa gerek. Yani nereden baksak tam 2 ay önce. Ee, ya da 9 haftadır. Ee, o 9 haftadan önceki 9 maç... Fenerbahçe'nin 9'da dokuz, 8 yaptığı... Ve şampiyonluk yarışında tekrar... E, ben de varım dediği süreçti. Ee, orada Perkas Valencia, tiyamdı. Ön tarafta değişmeyen oyuncular... Ondan sonra bunlar değişti. Perkas e, işte ya İrfan Can için ya Mesut için kıza çekilmeye başladı. Ozan bir kesik yedi. Canerle beraber o kesikten Caner döndü. Ozan yedek döndü falan böyle saçmalıklar da oldu ve bunun sonucunda Fenerbahçe tekrar bir maç kazanıp bir maç kaybeden, arka arkaya maç kazanmakta zorlanan bir takıma dönüştü. E, hem Mesut hem de İrfancan transferlerinin çok gereksiz transferler olduğunu burada e, dile getirmiştik şu ana kadar da e, yanılmadığımız gözüküyor. Son bir şey söyleyeceğim hı. maçla ilgili. 90 artı 4'teki, e, Mert Hakan'ın müthiş lob topu oradan birisi içeri çevirdi. Pelkas atamadı. E çevirdi, atamadı. O pozisyon e, Gençler Birliği ligin ilk arasındaki Gençler Birliği maçların, Doğru. maçından beri en iyi organizasyon dedik. Hı hı. Ee, sanırım şeyin Caner Erkin'in bana niye atmadın dediği ve Gustavo'nun vurduğu bir şut var ya 62'de. Hı. Hani öyle bir pastı yani. At, At, o kadar iyi bir pas atılabilse, o kadar zor bir pas. Evet. E, Mert Hakan'ın işte hem 88 hem 94'te e, çok iyi koşu artı paslar e, yaptığını e, söylemek lazım. E, yani bence bu takımda e, Konya'daki deplasmandaki attığı golü falan da düşününce Mert Hakan'ın oynaması lazım diye düşünüyorum. Bu arada o, o şutun yani o güzel pas zincirinin başı nasıl da hatırlıyor musun? Caner bir orta yapmak yerine. Sol çizgiden merkeze yerden bir pas çıkardı. O pas iki tane Fenerbahçe'li oyuncunun tam arasına gitti. Ferdi acele edip yani hızlı davranıp o pası aldı. O da yay üzerindeki Pelkas'a çıkardı. Pelkas Mert Hakan'a çıkardı. Mert Hakan da L1 üçgenle Valencia'yı kaçırdı. Ama her şey Caner'in tıpkı Beşiktaş maçında Ozan'a verdiği pastaki gibi o kanattan yerden e, dikey değil yatay pası vermesiyle oldu. Ki aslında Caner Şimdi o kadar büyük bir şey ki aslında te e, tehdit ki. Herkes top Caner'in ayağına geldi zaman tamam bu mancınık gibi kesecek diyor. Ona göre pozisyon alıyor. Senin elinde inanılmaz bir fake ve e, insanları e, yanıltma şey var aslında. Kozum var. Yani aslında şu yaşından itibaren aslında. oyununu bir değiştirsen sen o e, mesela 9. dakikada da yaptı bunu. Böyle açtı topu tam orta kesecek gibi açtı. Lak diye Gustavo'nun ayağına bıraktı. Çok şaşırdım ben hatta. İşte ben şaşırıyorsam emin ol yeni Malatyalı oyuncuların da hepsi şaşırıyordu. Çünkü sen topu ayağından öyle bir kere açtın mıydı? Herkes orta bekliyor artık. Stoperler ona göre pozisyon alıyor. Kaleci bağırıyor ama orta geliyor falan diye. Sen orada o topu merkeze doğru bir çıkardın mıydı? İki tane Fenerbahçeli birden o topu alacak durumda oluyor. Onun sebebi o işte. Rakipler senin orta yapmana göre pozisyon alıyorlar. Çünkü bundan ne, ne zaman yapsa Fenerbahçe çok net avantaj sağlıyor ki o, o 94'teki pozisyon başlangıcında Jenner'in gene bu şekilde verdiği bir pas vardı. Onu da değinelim ve ee, dilersen soru cevaba geçelim. Geçelim. Sizce bir sonraki maç Fenerbahçe'nin nasıl çıkmalı, neler yapmalı? Mahmut <laughs> <Bırak Karayız. gülüyor> güzel, güzel bir soru. Yani aslında şaka, şaka. E, yani ben bakmayın. Güzel bir soru ama bu soruyu şu anda sormuyor olmamız gerekiyordu. İşin, işin şey yanı o. 33. 34. 33. 33. maçına çıkacak bir takımın e, taraftarı ya da izleyicisi her neyse Maçla ilgili yapılan bir canlı yayında bu soruyu sormuyor olmalı. Bunun artık sizlik bizlik bir kısmının kalmamış olması gerekiyor. Mesela bu soruyu şöyle soruyor olmanız lazım. Acaba işte Fenerbahçe sağ kanatta şu oyuncuyu deneyebilir mi şu oyuncuya karşı falan gibi yani böyle oyuncu evet, özelinde aynısı falan. Aynı Galatasaray'da da var bu arada. E, tabii. Aynı problem Galatasaray'da da var. Beşiktaş'ta yok. O yüzden lider 6 puan fark attı ikisine de. Eee Şeyde ben az önce de söyledim. Net Mert Hakan'ın oynaması gerektiğini düşünüyorum Allah Çok fark var. Diğer maçlarda da düşününce. Ha, onun yanlarına kim olur? İşte Pelkas, Mert Hakan. Ben açıkçası 6 numarada da Sosa falan. Ya hani ne oluyor yani? Gustavo ile oynuyorsun da müthiş savunma mı yapıyorsun? Yine her maç 4-5 tane pozisyon, kontra atak pozisyon veriyorsun. Bari oyna şeyde 3 tane hücumcu orta ile oyna da bir en azından bir görelim Fenerbahçe Fenerbahçe gibi top oynuyor mu? Rakip bir ara alanda şöyle 3-5 tane pas atıp bir şu son maç maçın son 20 dakikasındaki 15-20 dakikasındaki gibi bir baskı kuruyor mu? Ya şu son 15-20 dakika Fenerbahçe gibi Fenerbahçe oynadı. Atamadı belki golleri Fenerbahçe ama. Kesinlikle. Ya en azından o beklediğim baskıyı Fenerbahçe futbolunu oynadı. O baskıyı kurdu. Ya bari oynayın sosyal Nedir bu Gustavo aşkı yani? Çok mu şart yani Gustavo her maç? Ya oynuyor da ne oluyor bir de? Hani oynadı da gol yemedi Fenerbahçe. Atak vermedi. Müthiş kontra atakları kezdi. Öyle bir şey de yok. Her maç 3-4 tane kontra atak pozisyonu veriyorsun. Şey gibi sinirlendim. Cem Dizdar gibi sinirlendim <laughs> ya. Cem Dizdar. Cem Dizdar şeye kızıyor ya Belhanda'yı gönderdiniz al oyna şimdi diyor falan böyle müthiş sinirleniyor bayıldım ona <laughs> al oyna hadi yerine oyna göreyim falan diye ama <laughs> bunda da yani, yani ne olacak Gustavo ile oynayacak da ne olacak yani ee, ama doğru yani gerçekten doğru bunu bunu da aslında belki Türkiye'de en uzun zamandır dile getirmeye çalışan iki de biz isteye geçen sezondan beri bunu <laughs> anlatmaya çalışıyoruz. Ee, vay efendim Gustavo'ya nasıl işte kıskanıyor musunuz bilmem ne falan yok abi adam gerçekten yani kıvırcık saçları mı artık insanları çok etkiliyor falan bilmiyorum ama e, gerçekten Türkiye'nin overrated oyuncusu olabilir Gustavo. Yani bir şey yok yani ne oyun kurmada çok büyük fark yok. oyun daha iyi oyun kuranlar var ya. Gustavo oyun zaman. kursa Zalay'a her maç 5 tane 6 tane risk almak zorunda kalır mıydı? Yani Gustavo'nun yapmadığı şeyleri yapmak zorunda kalıyor işte zalayı Tamam şuna katılıyorum. Gustavo sırtı dönük top aldığından çok yalnız kalıyor o ayrı mesele. E de yani böyle bir gerçek varsa orada yalnız kalacak oyuncu Sosa olsun o zaman mesela. Sosa sırtı dönük baskı altındayken Gustavo'dan çok daha mahir bir oyuncu. O sırtı dönük baskı altında kalmadan topu almayı Gustavo'dan çok daha iyi bilen bir oyuncu Sosa. Bence genç şeyler Mert Hakan'lar Ozan'lar falan oynasın. Gelece Fenerbahçe'nin geleceği bunlar yani. Senin Gustavo değil Sosa da değil. Ee, işte ne bileyim Mesut Özil bile değil hatta. Yani gençleri falan oynat bari de. Ee, son 8 maç çatır çatır performans versinler. Pelkası, Mert Hakan'ı, Ozan'ı falan birlikte oynat yani Ferdi'yi falan yani nedir yani bu Gustavo Gustavo sene başından beri iki senedir yani yani nedir bu kadar abartılan nedir yani her maç 3-4 tane kontra atak veriyor musun abi veriyorsun o zaman yeterince iyi kesicilik yapamıyor demektir Denizli Spor maçında Sagal bunun etrafından döndü bir pas attı Sako'ya Kaleciye karşı karşıya Sako düzgün kontrol edip vuruş yapsa yine yiyeceksin e, müthiş oyun mu kuruyor o da yok ne var peki şeyde Galatasaray'da bir Enzonzi vardı geçen sene aynı İsim var, şey yok ama. Görüntü yok. Sene Mesut İrfan ikilisinin arkasında Kante gelse iş yapar mı? Yapar Komaş. Kralını yapar. <laughs> ama Kante <'a> gelmesi lazım. <laughs> Emircan Tutar Tetehint e, büyük takımlarda oynama ihtimalini zor görüyorum. Kendisinden beklenen gelişimi gösteremedi. Aslında fizik kalite olarak iki ayağını kullanabilme olarak teknik kapasitesi belli bir ortalamanın üzerinde olmasından dolayı net bir potansiyel barındırıyor üzerinde. Ama oyun zekası e, oldukça evet. düşük oldukça düşük olduğu için beklenen gelişimi gösteremeyip Sparta Praktan Malatyaya. Bugün işte. mesela 53. dakikada bir pozisyonu var. Ee, Caner'in hatalı pasıyla yeni Malatya Spor bir kontraya kalkıyor abi Tete gitti böyle bildiğin 3, 3 saniye 4 saniye falan allside'da top bekledi o allside'da topu beklediği için sanırım e, Adem topu ayağından çıkaramadı Hı -hı. öbür taraftan e, öbür kanattan e, ya eski Hellaç ya da eski Hellaç Gökhan'ı arkaya doğru koşturan bir koşu attıktan sonra Tete anca allside'da olmamaya başlayabildi falan ama daha baştan tetenin zaten topu doğru şekilde istemesi gerekiyordu. İlk, i̇lk devrede de böyle kötü şekilde top istediği pozisyonlar vardı. Ee, ki yani sen artık bütün olayı kontra ataklarda pozisyon almak olan bir takım takımın forvetisin yani. Ama bunu, bir, bunu bir şekilde çözmüş olman lazım ya. Bu kadar... şu anda 24 yaşlarında falan sanırım. Hmm. Ee, bu tip çok center for var futbol dünyasında. Bu boya sahip işte bu belli iki ayak kullanabilme belli bir esneklik var teknik kapasitesi belli bir ortalamanın üzerinde boyuna göre. Bu tip oyuncular böyle oyun bilgisini vücudunu nasıl kullanacağını 24-25'ten sonra öğrenebiliyor. Burak Yılmaz'da da biraz böyle oldu. Tetehten birden böyle çok ciddi bir yükseliş de görebiliriz. Bunu da beklerim yani. Ama işte şey öyle oldu işte Cagne mesela 26-27'lere kadar piyasada yok. Sonra birden rekor kırdı Türkiye'de biraz o öğrenebilirse vücudunu nasıl konumlandıracak o fizik ve teknik kapasitesini kullanmayı. Hani şeyin tetehin e, Cagne'den bir farkı yok teknik ve boy fizik çabukluk vesaire. Hem fiziksel hem teknik olarak Cagne'den farkı yok. Cagne öğrenmiş zaman içerisinde doğru koşu seziler gol sesisi nereden atarım falan. E, tete daha bayağı bir erken şey 23-24. Cagney'in 24 yaşındaki hallerine benziyor. Ama ben büyük takımda yapamayacağını düşünmüyorum Tete'nin bence yapabilir. Ya yani büyük Ben şu an şu anki haliyle yapamaz e, tamam. diyorum. Öğrenirse evet, tamam büyük takımlar da zaten oyuncuların potansiyeline yatırım yapıp onu büyük oyuncu yapması lazım. Büyük takımların yapması gereken bu işte Larin gibi bir şey yani proje alacaksın. Evet, bayağı yetersiz bir oyuncuyu belli bir noktaya getireceksin. O yüzden bence alınır yani TT. Ben TT'ye alan takıma niye TT'ye aldın demem açıkçası. Fiyata göre tabii değiştirdi de. Galatasaray'a çünkü 2 sene önce yazılıyordu 7-8 milyon eurolara kadar çıktı. Olmadı. Sonra Malatya'ya kiralığa kadar düştü. Tabii, atır, oyuncu. Fiyat önemli. Yani iyi iyi, iyi evet. bir fiyata doğru bir yatırım transferi olur bence. Birkaç, ben birkaç milyon euro. Evet o risk alınabilir. O potansiyel var çünkü dediğim gibi. Fenerbahçe Akan oyunda en son ne zaman gol attı hatırlıyor musunuz? Ne zaman attı? Yani, çok fazla Akan, Akan oyun pozisyonuna da girmiyorlar zaten. Ee, bilmiyorum. Ankara Gücü maçı olsa gerek geldi 3-0 kazandıkları şey var. Eee Tiam'ın Samat'ta bir gol var işte. Hatta sağ sağ içten Tiam'a uzun bir pas oynanıyor. Tiam Samat'tan önüne bırakıyor. Samat da işte hatta rakibini faulle mi alıyor, faulle mi almıyor falan diye bir tartışma olmuştu. O o zaman, o zaman beşiktaş taşıyor, attığı evet. gol var gerçi. O kadar geriye gitmeye gerek yok ama benim aklıma nasıl? Ama böyle 3 pas, yani. 4 paslık organizasyonla var. mı? Konya'da var herhalde. Mert Hakan'ın aşırtma pası üstüne gelen Konya deplasmandaki goller falan var herhalde. Hani böyle tatmin eden bir organizasyon golü. Ya, tatmin eden organizasyon o Konya bir golü Istiyorsan, gol. Evet, yani hatta neyim? Konya maçından da geri gidersen TEO gençler maçına kadar gitmen gerekebilir yani böyle hakikaten ha, evet, şampiyonluk evet. takımının attığı bir gol falan diyeceğim bir gol. Ee, o yüzden Furkan Karaca'nın dediği gibi o kadar az atıyorlar ki ...hatırlamak zor. Murat Deli Orman gömleğimi beğenmemiş ama... ...yayın öncesi Bülent gömleğin çok güzel demişti. Bülent örnek kalsan iyi olur. Bülent ne yapıyorsun yalan mı atıyorsun? Kendin güzel gömlekleri giyip... ...bana çirkin gömleği... ...güzel bunu giy diye. Mi? Ben beğendim yani neyim? Ben de beğeniyorum bu gömleği. Hatta şeyde dolapta... ...uzun süredir arkalarda kalmış... ...unutmuşum. Zevkler ve renkler tartışmaz zaten bir... ne önemi var. Gömlek gömlektir. Evet. Eyvallah. Fener kadrosundaki şişkinlik ne olacak? Sezon sonu Frey, Zanka, Ademi vesaire geri dönüyor. Ee, Valla güzel soru. Ee, tüm bu transferleri yapan kişiye aslında bu soruyu sormak lazım. Yani ne düşünüyordu? Tabi ee, tabii tek kişi mi yapıyor? Aslında şu anda o kişi takımın bir de başında hangi teknik direktörlük donanımıyla Fenerbahçe'nin emanet edildiği iki kişi oluyor onu da anlayabilmiş değilim. Ama ona sormak lazım yani. Ne olacak bu işler? Berke de geri dönüyor sanırım değil mi? Kaleci Berke de geri dönüyor. Sen gene orada bir yoruma takıldın. Hangisine takıldın? Aynen. Şey KV dördüncü gibi gelmiş. Yorumu baya komik geldi. <laughs> ona ona göre gülüyorum. Ya valla Berke'nin dönmesi kaleci. Ama Berke'yi ben izledim. Yani işte Altay'ı satalım da Berke gelsin devam etsin durumu çok yok. Yani e, o kadar bir ilerleme görmedim Berke'de. Şu anda gelir korur Süper Lig'de kaleyi falan durumu yok. Daha gelişmesi lazım. Barış Alıcı geri geliyor doğru. Zayk'ta galiba bir satın alma opsiyonu var. Ee, Genoa satın alabiliriz Zayk'ı ki ben bir iki tane maçta Zayk'ın bayağı iyi katkılar verdiğini gördüm. Serie A özetleri izlerken ama tabii yani maçların genelinde nasıl falan onu çok bilmiyorum ama e, sayılır bir süre aldığını görmüştüm. Bundan bir an önce falan baktığımda. Belki onlar kullanır onun satın alma opsiyonunu. Hani Zayk'ın kadro şişikliğiyle uğraşmak zorunda kalmaz Fenerbahçe belki de. Çünkü zaten Fenerbahçe'nin en kalabalık olduğum evkinli oyuncusu Zayk. Gelse de zaten İrfanların, Mert Hakanların arkasında falan oynayamayacaktır. Ee, belki Genoa o dertten Fenerbahçe'yi kurtarabilir. Şimdi Ferdi ile ilgili pek çok yorum gördüm. Ee, biz ikinci devreyi konuşurken yazmıştınız çete. Bir yandan bakıyordum. İşte önemli bir kısmınızda en azından benim gördüğüm kadarıyla hani Ferdi'nin abartılan bir önce olduğunu İşte Fenerbahçe'de 20 bir iki sezon daha Fenerbahçe'de geçirirse işte en fazla Sinan Gümüş olabileceğini falan yaz yazanlar vardı. Yani böyle yorumlar gördüm ben. Ee, birkaç kişi de şey yazmıştı yani Ferdi'nin bu kadar çok baskı altında olmayacağı işte oyuna girip böyle maç kurtarmak gibi e, baskılarla e, yüzleşmeyeceği bir takımda kiralık oynaması gerektiğini düşünenleriniz de vardı. Ee, hani ben açıkçası iki tarafa da tam olarak katılamıyorum. Ben bugün Ferdi'nin Fenerbahçe'de ilk 11 başlaması gereken sağ kanat oyuncusu olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani set oyununu oynama kapasitesi en yüksek sağ kanat oyuncusu şu anda Fenerbahçe'nin elinde Ferdi. Eğer işte geçen maçta konuştuğumuz gibi bir şey planı yoksa Fenerbahçe'nin atıyorum işte İrfan Can'dan falan bir kanat yaratma planı yoksa Denizli maçından sonra bunu biraz konuşmuştuk. O zaman bence Ferdi ki yani İrfan Can da zaten kanat oynayacaksa solda oynar. Yani her Ferdi'nin sağ kanat oyuncusu olması gerektiğini düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Maçlarına başlayan oyuncunun Ferdi olması gerektiğini düşünüyorum. Peki Emircan Tutar'ın sorusuna ne cevap verirsin? Ferdi mi Kerem mi? Aralarında bir yaş var hangisini aldırdınız? Demiş. Kerem şey Aktürkoğlu mu? Aktürkoğlu evet. Ne? Evet. Kerem fiziksel açıdan daha daha fazla şey hayal ettiren bir oyuncu bence. Evet. Süretli çabukluk artı sürat. Kerem yani Kerem bu Ulanma. sezon az bulduğu sürelerde hem e, takımı öndeyken katkı verebileceğini hem geniş alanlara saldırırken katkı verebileceğini örnekler gösterdi. Hem de yani Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de çoğu oyuncunun atmaktan çekindiği pasları dar alanlarda, set hücumlarında atarak deneyerek bazen bazen de başararak gösterdi. O yüzden biraz Bence... daha donanımlı bir oyuncuya benziyor şeye göre Ferdiye göre. Yorumlardaki şeyleri de beğendim. Ferdi'nin daha merkez bir oyuncu olması gerektiği, Kerem'in kenara oynayabilme kapasitesi de var. Fizik avantajı çok var Kerem'in. Hızlanma, hız, çabukluk paket halinde gelmiş yani. Çünkü geniş alanda hızlı olursun ama dar alanda çabuk olamayabilirsin. Atıyorum, dar alanda çabuktur, geniş alanda hızlı değildir Ferdi mesela öyle. Ama bu Kerem'de üçü birden Ama var. mesela bence en güzel yorumu Anıl Kartal yapmış. Kesinlikle altına imza attı. Ferdi'nin en önemli problemi kaotik bir Fenerbahçe'de oynuyor olması. Çocuğu hakkıyla Tabii. değerlendirebileceğimiz bir ortamda şans bulamıyor. Hiç bence en önemli şey bu. Ya Ferdi, Ferdi Kesinlikle. kaçıncı kez bu sene ya Fenerbahçe maçında gir oyunu kurtar diye oyuna sokuluyor. Ferdi mi oyunu kurtaracak? Tabii canım. Ya geçen senenin en marjinal performanslarından Mert Hakan top oynayamıyor. Sosa ligin MVP'si geçen senenin. Şey yok top oynayamıyor da Ferdi'den ne bekleyebilirsin yani. Ee, Sevvan İslamoğlu, Sinan Bey iyi akşamlar. Kerem Emre Kılınç gibi göbekte derinip verim alınacak bir futbolcu mudur? Ben kenarda oynamasını tercih ederim. Çünkü kenar, kenarda da e, Kılınç'tan fazlası da var. Kenarda da çok etkili olabilecek bir oyuncu. Kerem sanki güllük gülistanlık GSD mi oynadı ki demiş Ali Levren. Yani Fenerbahçe'den biraz daha iyi bir galatasaraydı. Maçlara sonradan giriyordu Kerem. Biraz daha iyi bir ortamda girdi bence. Ki bir de o iyi performans gösterdiği maçlardan sonra Fatih Terim de sözlü olarak onayını falan aldı çocuk. Ondan sonra asıl oynamamaya başladı. O enteresan. Kerem'i daha çok kullanacağım dedi Fatih Terim. Ondan sonra bir daha Kerem'i asla göremedik. E şey geçen sene Beşiktaş maçından sonra demişti ya artık 17-18 yaşındaki futbolcuları göreceksiniz diye. Bir buçuk senedir kimseyi görmedik evet. yani. Bir Emin'i gördük yarım devre. <laughs> Ligin sonunda takım artık kopmuşken bir Ankara gücü maçında bir de kaptan çıkmıştı falan. Ya işte söylüyoruz ya Fatih Terim'in tahammül problemiyle ilgili. Yani bir sinirleniyor, sinirli bir şeyler söylüyor, yansımıyor sahaya. öyle bir durum var maalesef. Ee, şeyde de Fenerbahçe'de de tam tersine kadro şişkinliğinden doğan bir ve işte illa bu sene şampiyon olalım hadi bu sene olalım bu sene olmayınca bir dahaki sene hep böyle mutlaka şampiyon olmalıyız baskı çok gereksiz bir baskı gelecek seneleri de kaybettiriyor. Evet yani şu anda şampiyonla en yakın olan takım bu sezon şampiyon olmasak da olur psikolojisine en yakın takım. Bu da bu da bir doğru. sinyal barındırıyor bence. Rahat doğru. Ee, Karahane Akkuş Sinan abi karakta olacağını mı Kerem mi Sence son 8-9 maç ve kadronun Şartlı koşması gereksizliği Yüzünden olacağını derim Çünkü Fegüli'yi falan taşıması lazım oyun kuruculukta ee, Hemen bu sene için olacağını derim Ama uzun vadede mutlaka Kerem de e, Bu şeye dair olacaktır ee, Galatasaray 11'ini Olması gerekir Diyeyim daha doğrusu Sinan Arslan'ın bu hafta onyekuru yokmuş ona da başı sağ olsun. Kerem'i solda izleyebilir hmm, miyiz diye izlemeyiz büyük ihtimalle. Babel oldukça formda son haftalarda. <laughs> Babel oynar sol önde. En önde de Falcao oynar diye tahmin ediyorum. Yazık ya hala Babel oynuyor. Çok üzücü bir şey gerçekten. Ama bir şeyi de söyleyelim yani diğer futbolcuların 34 yaşındaki Babel kadar fiziksel olarak iyi görünmemesi de onların ayıbıdır. Onu da söyleyelim. Gerçi hem Sivas maçı hem şu son maçta falan bakıyorsun. Galatasaray'da en çok koşturan Falcao ile Babel. Eh abi yani. Arda oynamaz artık bence. Sağ tarafta Arda demiş marjinal. Biraz zor oynar. Ee, sezon sonuna kadar Arda en fazla yedekten girer diye tahmin ediyorum. Bu arada Tarla Faresi yazmış. Allah'tan umut bulut yoktu diyor. Evet ya bugün gerçekten umut bulutun bayağı fark ettiği bir evet. maç vardı. Yani. Kesinlikle. Kesin. Zaten Fenerbahçe'yi çok seviyor. Özellikle Kesin mesela Koç sağ da evet. Caner'in arkasında sürekli şey yapsın. Caner'in boş bıraktığı her topta çıksın mesela. At Umut'a uzun oyna falan. Baya baya bela yaratabiliriz Fenerbahçe'ye. Ee, Oğulcan döner mi deniyor? Ee, Galatasaray'da dönebiliriz biraz. Galatasaray'da e, Cumartesi günü saat 7'de Karagümrük. günü e, Karagümrük'le içeride oynayacak. Döner mi diyorsun? Döne, dönebilir. Ee, i̇ki ihtimal var bence. Fegüli, e, Emrak Baba. Ya Emrak Baba ya Oğulcan oynayacak. Babel sol ön diye tahmin ediyorum. Falcao en uç diye tahmin ediyorum. Muhammed keser Falcao herhalde. Ama hakkını vereyim. E, normalde hani genç oynar falan diyorum ama son iki maçtır Falcao'nun hareketliliği falan çok daha fazla. Muhammed'den. Muhammetten oldu bilmiyorum. E, Falcao oynar diye tahmin ediyorum. Ee, sağ önde ya Oğulcan oynayacak, Feguli merkez oynayacak ya da merkezde şey Feguli on numarada Emrak Baba gibi oynayacak. Tabii ki Akbaba'ya Oğulcan'ı tercih ederim ama bugünkü antrenmanda şey oynamış. Akbaba on numara, Feguli sağ, solda şey e, Babel sanırım. E, Göbekte de Etebo Getson. Çünkü Taylan'la Emre Kılınç'ın koronası bugün itibariyle negatife döndü onlar. E, maçta oynayabilirler. Eee yani ne olur ya bir terör çok şey değilim ama e, bakalım ya baba ya oğulcanı görecez sanki. Ha şey evet onu Ömer Faruk Mira babelin bugünkü antrenmanı havai fişek gibiydi paylaşım hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir iki arkadaştan duydum e, antrenmanın çok şiddetli ve iyi geçtiğini. Fatih Terim'in e, son iki idmanda e, idmanı direkt kendisinin yaptırdığını daha önce yardımcıları yaptırıyormuş. Sanırım Levent Şahin yaptırıyor. E, sahaya indiğini ve çok agresif bir şekilde antrenmanı yönettiğini ve futbolcuların da bundan çok mutlu memnun olduğunu söyledi. Ama Fatih Hoca sanırım sahaya dönmek için biraz geç kalmış olabilir. Evet yani neyse bu Galatasaray'la ilgili çok da girmeyelim. Belki bir videoda genel olarak Galatasaray'ın içindeki durumu belki bir saha dışı videosuyla önümüzdeki bir iki günde değerlendirebiliriz. Good boy demiş Abdülkadir Ömür takımda antrenmanlara başlamış. Euro 2021'e yetişir mi? Yani yetişse bile Abdülkadir Ömür zaten şu anda milli takım düzeyinde bir önce değil bana kalırsa. O ümidi verdi ee, evet, ama maalesef onun altına indi sonra. Karane Akkuş şey dedim. Ben ak Akbaba, Oğulcan ikisinden biri tercih edecek dedim ben. Ben Oğulcan'ı tercih ederim. Tabii ki dedim. Orada bir yanlış anlaşılma. Ben de yanlış söylemiş olabilirim konuşurken. Ama ikisinden birini oynayacağını düşünüyorum. Hüseyin Doğan. Ya sanırım birçok teknik direktörün yardımcıları yaptırıyor idmanları zaten ya. Hani ama şey son iki idmanı Fatih direkt kendisi yaptırmış. Ali Levren şampiyonluk baremi kaç olacak? 84. Aşağı yukarı o kadar olur. Yani 2.1 2.1 puan falan. 2.1 de zaten 84'e denk geliyor aşağı yukarı. Aşağı yukarı değil tam 84. Evet evet. evet. Öyle oluyor ben, herhalde. Bence mantık, mantıklı galiba. Ee, milli takım demişken bu Cengiz Ünder ne olacak? Mevcut hali ve sakatlıkları sebebiyle sağ kanat zayıf kalacak gibi milli takımda bunu <laughs> pardon Milli takımdan milli takım maçlarından önceki programlarda da biraz değinmiştik zaten Cengiz'in hafif mental olarak yetersiz kaldığını. E, o sanırım bu son iki transferinden sonra biraz ben oldum kafasına girdi ve ondan da zararlı evet. çıktı diye düşünüyorum. Menajerini değiştirdikten sonraki yaşam tarzının çok kötüye gittiğine dair bir şeyler duymuştum daha Roma'dayken. E, o zaman sadece bir duyumdu ama o şeyi duyduktan sonra. Full yedek kaldığını görüyorum ve e, Leicester'a da gittikten sonra izlediğim maçlarda e, ben buranın Zidane'yim havalarında top oynuyor. Benim müthiş sol ayağım var havalarında top oynuyor. Halbuki daha 20'lerinin yaşındasın. herkes de o ayaklar var Premier Lig'de. Senin deli gibi koşturman lazım. Ben koşturmayayım, topu koşturayım şeyleri yapıyor. E, hareketleri yapıyor. O yüzden de yedek kalıyor. Yedek kaldığı için de Euro 2021'de de yedek kalır büyük ihtimalle. Eee Murat deli ormanlı çok yaşa demiş. Ee, sen de gör ama hapşırmadım. Öksürdüm zaten. Bugüne kadar en çok şaşırdığım şey canlı yayınlarda bir hapşırık tufanına kapılmamış olmam. Bu gerçekten inanılmaz bir şey. Ee, bir kere çok yaklaştım ama hapşırmadım. Çünkü bir kere hapşırırsam ben 15-20 kere hapşıran bir insanım. Bunun şuna kadar yaşanmamış olmasını çok saçma. Ama sen de gör. Teşekkür ederim. <laughs> ne dersin Sinan yavaş yavaş toparlayalım mı? 1 saat 15 dakikaya doğru geliyoruz. Toparlayalım. Ee, maçı da etraflı bir şekilde konuştuk. Fenerbahçe'nin bir sonraki maçı pazartesi günü olacak yanlış hatırlamıyorsam. Onu da hemen bir teyidine edeyim size. Ee, evet pazartesi, pazartesi günü Fenerbahçe Gaziantep'le oynayacak İstanbul'da. Gaziantep'te bugün e, Başakşehir 2-0 yendi. Ve 5. sıraya yükseldiler Sapinto ile evet, birlikte. Evet hatırlarsan biz şu Mudica'nın ayrılışı ve Kanabıy'ın sakatlığından sonra Gaziantep'in biraz tepe taklak gideceğini öngörmüştük e, Hiç öyle olmadı. Başlangıçta e, bir 4-5 hafta oldu. Başlangıçta oldu 3'ünde çok... devam ettikleri için. 300 evet. stoperi bıraktıktan sonra evet. tekrar çıkış yaşadılar. Çok iyi toparladı şu gerçekten. Şu anda da öyle gidiyorlar. Sapit. E, Ligin underrated hocalarından biri bence. Kesinlikle ve ee, bir kere daha işte ülkeyi bilen hoca, yerli hoca bilmem ne şeyine Şumidika gitti yerine Sapinto <laughs> geldi. Bir tokatta Sapinto vurdu o saçma sapan hurafeye. O da beni bir de şey adamın ediyor. hadi şeyin zamanı vardı e, şeyin Rumen'in zamanı vardı. E, bu adam bir de sezon ortası geldi. Hiç zamanı da yok. Evet. E, çok e, o çok beklenen çünkü direkt motivatör teknik direktörden sonra motivasyon azalacak çok ciddi bir düşüş yaşanabilirdi. Onu çok iyi toparladı gerçekten üçlüden iki dört dört iki dörtlü savunmaya evet. dönüşüp falan Veya takımın yani en çok, önemli oyuncusu çok sakatlandı ya gerçekten yani Gaziantep'in en önemli oyuncusu kanabu O oyuncu sakatlandıktan sonra bu kadar hızlı bir şekilde yeniden yapılandırmak falan hemen çok hızlı bir şekilde karar verip ya yani çok hızlı bir şekilde hemen değil ama işlediği şey, denediği şeyin işlemediğini görüp fazla inat etmemesi ve dörtlüye iki stopere dönmesi falan çok takdire şahin hareketler bence. Onlar da son beş maçında dört galibiyet mi oldu? Üç galibiyet bir beraberlik mi oldu? Yani bayağıdır şey, yani sezonu başındaki puan ortalamasını yakaladılar. öyle bir fena, öyle bir Gaziantep'le oynayacak Fenerbahçe. Yani işi hiç kolay değil ki ilk yarıda da Fenerbahçe Gaziantep deplasmanından üç birlik bir mağlubiyetle dönmüştü. bakalım bu sefer ne olacak? Hafta sonu programında da az önce değindiğimiz gibi önce cumartesi akşamı Galatasaray Fatih Karagümrük var Beşiktaş'ta Erzurum deplasmanına çıkacak pazar günü o maçta da Josef olmayacak ve Erzurum kazanmak zorunda artık Öyle beraberliğe evet. falan da oynayamaz aslında o da biraz hani Josef'in olmaması Beşiktaş'ın belki daha çok isteyeceği maçlardan bir tanesi haline getirecek Erzurum'un açık oynamak zorunda olması eee en kritik oyuncusunun olmaması bakımından daha e, dağınık bir rakip olacak karşısında bence. Çok fazla aramayacağını düşünüyorum ben o yüzden Josep'e ama bakalım. E, kesin kesin düşer dediğiniz bir takım veya takımlar var mı? E, Denizli Spor ve Erzurum Spor'un ben kesinlikle düşeceğini yani düşünüyorum. E, diyelim ve burada noktalayalım. Bugün e, yeni bir katılımcımız geldi Furkan Karaca. ismini görüyorsunuz tepede. Kendisine çok teşekkür ederiz. Sağ içine katıldığı için, desteğini verdiği için çok sağ olsun. Ee, ve yarın tatiliz. Cumartesi günü Galatasaray Karagümrük maçından sonra görüşmek üzere. iyi geceler. Kendinize iyi bakın.